Evet, bugün Çorum Organize Sanayi'de Seven Sensör'ü ziyaret ediyoruz. Sensörler hakkında detaylı bir video hazırlıyoruz size. Biz Seven Sensör firması 75 tane ülkeye ihracat yapan, meteorolojik sensörler üreten bir firma burası. Konuyla ilgili çok fazla detaylı size zaten içerik göstereceğim. Şu an çatıdayız ve Seven Sensör'ün Türkiye'de kendisinin üretmiş olduğu sensörleri bize Bekir Bey anlatacak. Dinliyoruz sizi Bekir Bey. Evet. Şimdi ürün grubumuz içerisinde solar sektörler için ışınım sensörleri, panel altı sıcaklık sensörleri, ortam sıcaklık sensörleri, rüzgar hız sensörleri, rüzgar yön sensörleri, bağıl nem sensörleri gibi çeşitli sensörlerimiz mevcut. Burada ışınım sensörü bizim ana sensör kutumuz görevini görüyor ve diğer bütün sensörlerden gelen veriler ışınım sensörü kutusuna girerek ışınım sensörü kutusu içerisindeki elektronik kart ile haberleştirilerek dışarıya veri kaydedicilere, PLC sistemlerine, SCADA sistemlerine veri aktarımı ışınım sensörü kutusu üzerinden sağlanıyor. Bu kutuyu siz kendiniz tasarlıyorsunuz, doğru mu? İçerisindeki elektronik kartı, onun üstündeki yazılımı, her şey sizin tarafınızdan gerçekleştiriliyor. Tabii bu kutu içerisindeki elektronik kartın tasarımı, içerisindeki gömülü yazılım, onun dışında kutunun kendisi yani mekanik yapısı, kutu üzerindeki solar hücre tamamının üretimi bize ait. Sadece solar hücre olarak galyum katkılı solar hücrelerini kullanıyoruz. Ve bu hücrenin laminasyon işlemini biz yine burada kendi fabrikamızda yapıyoruz. Daha sonrasında da elektronik kart içerisindeki verileri alıp Modbus RTU haberleşme protokolüyle veri kaydedicilere, SCADA sistemlerine, PLC sistemlerine aktarıyoruz. Yeni geliştirilen bir ürün dikkatimi çekti. Ondan bahsettiler bana ve videonun içerisinde bu bölümünde mutlaka olması gerektiğini söyledim. Bekir Bey bu konuda bize bilgi verecek. Şimdi 2 adet toz sensörü modelimiz mevcut. Bunlardan bir tanesi otomatik temizleme ile yani kirli panel ve temiz panel olmak üzere 2 ürün var. Bunlardan bir tanesi küçük bir ışınım sensörü ve bu sürekli otomatik olarak temizleniyor. Diğeri ise kirli bir panelden gelen ışınım verisiyle bu temiz panelle iki veri birbiriyle kıyaslanıyor ve toz oranı hesaplanıyor. Diğer ürünümüzde ise manuel bir sistem. 2 tane ışınım sensörü var ve bu sensörlerden bir tanesi sürekli manuel olarak temizlenmesi gerekiyor. Diğeri ise panellerle aynı şekilde kirleniyor ve bu iki veri kıyaslanarak bir toz oranı hesaplanıyor. Bekir Bey, bu sensörü bir yatırımcı, bir fabrika sahibi çatısına güneş enerjisi kurdurmuş birisi neden bu sensörü tercih etmeli? Sensörlerin otomatik veya manuel olanın kullanılma sebebi sahalardaki kirliliğe bağlı olarak performans oranının düşmesiyle alakalı. Tozlanan panellerde bildiğiniz gibi üretim azalıyor ve sahanın performans oranı düşüyor. Bizim bu ürünümüz ise bu performans oranının düştüğünü kullanıcıya bilgi vererek, haber vererek sahasında gerekli bakım onarım işlemlerini yapmasını sağlıyor. Sensörler hangi inverter markalarıyla haberleşebiliyor, düzgün bir şekilde çalışabiliyor? Evet, bu sensör grubumuz birçok inverter üreticisinin data loggerlarıyla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Bunlar arasında Huawei, Goodwe, Growatt, Meteo Kontrol'ün BlueLock cihazı, SunGrow gibi birçok cihazla SMA yine bunlara dahil. Bunların dışında Solarify, SolarEdge gibi inverter üreticilerinin izleme sistemleri ve data logger modelleriyle de ürünlerimiz uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Burada hem piranometreyi görüyoruz hem referans hücreli ışınım ölçer cihazımızı görüyoruz. Bunlar arasındaki fark nedir? Fiyatlarının çok birbirinden farklı olduğunu biliyorum ama aralarındaki ölçüm değerleri konusunda nasıl değerler elde ediyorsunuz? Bununla ilgili bir raporunuz, sertifikasyonunuz var mı? Bunlardan bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii ki. Şimdi biz çatımızda da görüldüğü gibi piranometre ve referans hücreli ışınım sensöründen aldığımız verileri burada teste tabi tutup bu verileri kıyaslıyoruz. Aynı zamanda TÜV'ün bununla alakalı resmi bir ölçümünü de yaptırdık. Referans hücreli ışınım sensörümüz ile piranometrenin verilerini TÜV'den yetkililer gelip burada resmi olarak kayıt altına aldılar ve bunun raporu da bizde mevcut. Veriler arasında
gayet uyumlu bir şekilde piranometre ile arasında bir fark olmadığı bu rapor sonucunda da kanıtlanmış oldu. Temel olarak piranometre ile referans hücreli ışınım sensörünün farkı, bunlar IEC standardında da belirtildiği gibi piranometre aslında global ışınımı ölçmek için kullanılan bir cihazdır ve daha geniş kapsamlı bir cihazdır. Ancak referans hücreli ışınım sensörü ise daha çok güneş enerjisi sektöründeki santraller için geliştirilmiş özel bir üründür. Tıpkı GES projelerinde kullanılan panellerde olduğu gibi aynı yapıya sahiptir ve tepkisi panellerle birebir aynıdır. Ancak piranometrenin ölçüm metodu bundan tamamen farklıdır. Piranometrenin tepki süresi referans hücreli ışınım sensörüne göre daha geçtir. Piranometre yaklaşık 30 saniye gibi bir tepki süresine sahipken referans hücreli ışınım sensörü ise milisaniyeler seviyesinde bir tepki süresine sahiptir. Bunun dışında fiyatlandırma olarak yaklaşık bir piranometre PV referans hücrenin yaklaşık 5 katı 6 katı gibi bir fiyatlara denk gelmektedir. IEC standardında da belirtildiği gibi piranometreler daha çok global ışınımın ölçümlerinde kullanılması önerilir. Ancak referans hücreli ışınım sensörleri ise PV santralin yani GES projesinin verimliliğinin hesaplanmasında kullanılması önerilen üründür. Teknik şartnamelerde talep edilen A-Class ürün grubuna bizim referans hücreli ışınım sensörümüz de IEC 61724 standardına göre tabidir. Bu sebeple şartnamelerde talep edildiği gibi A-Class ürün olarak da kullanımı mevcuttur. Bekir Bey, şeyi sormak isterim size. Bu ürünleri illaki bir solar inverterle birlikte mi kullanmamız gerekiyor? Ben bu verileri başka şekilde kayıt altına alabilir miyim? Tabii ki bu ürünler sadece solar invertörlerle değil, bunun dışında yani kullanıcı bir data logger edinip bu data logger'a bizim sensörlerimizi bağlayarak bütün meteorolojik verileri yani ışınım verisi, ortam sıcaklığı veyahut da işte rüzgar hızı, rüzgar yönü, bağıl nem oranı gibi verileri de kendi özel sisteminde takip edebilir. Evet, bugün Seven Sensör'deyiz. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyoruz. Özellikle bu bölümü seçmemizin videoda arka planda görmüş olduğunuz dizgi hattı. Seven Sensör ürünlerini tamamıyla burada yapıyor. Herhangi bir ürünü alıp burada birleştirme ve o şekilde sensör satışı yapan bir firma değil. Bunun altını özellikle çizmek için burada da bir çekim yapmak istedik. Bekir Bey bize sensörlerin üretimi hakkında detaylı bilgi verecek. Sözü kendisine bırakıyorum. Evet, bütün sensörlerimiz fabrikamızda kart tasarım sürecinden yazılım sürecine kadar ve sensörlerin burada montajlanması, kartların dizilmesi, yazılımın yapılması dahil olmak üzere bütün işlemleri fabrikamızda kendimiz yapıyoruz. İlk adım olarak kartın tasarım süreci oluyor. Kullandığımız geliştirme programları içerisinde kartların şematiklerinin tasarımını ve donanımsal tasarımlarını yapıyoruz. Ardından bu kartlarla uyumlu bir şekilde çalışması için gömülü yazılım geliştirme bölümünde arkadaşlarımız yazılım geliştirme işlemlerini tamamlıyorlar. Kart tasarım süreci ve yazılım süreci tamamlanan ürünlerimiz ise dizgi bölümünde fiziki dizgisi montajı, komponentlerin yerleştirilmesi işlemleri tamamen burada yapılıyor. Bekir Bey, referans için kullandığınız hücrenin yapısından bahseder misiniz? Nereden tedarik ediyorsunuz? Yurt dışından mı, yurt içinden mi? Bu konuda biraz detay rica edeceğim sizden. Tabii ki. Işınım sensörümüzün üzerinde bulunan referans hücre tamamen yerli üretim olan, galyum katkılı, stabilizasyonu çok yüksek olan gayet kaliteli bir ürün. Bu ürünü yine Türkiye'den, yerli firmalardan tedarik edip kendi fabrikamızda laminasyon işlemini temperli camlarla beraber yaparak tıpkı güneş panellerinde olduğu gibi aynı fiziki yapıya sahip olacak şekilde üretimini gerçekleştiriyoruz. Kerem Bey, ben size kısaca ışınım sensörümüzün kalibrasyon yöntemlerinden de bahsedeyim. Işınım sensörleri doğal güneş ışığında ve sun simülatör ile olmak üzere iki farklı kalibrasyon yöntemi vardır. Bunlardan doğal güneş ışığında olan yöntem güneş her zaman bulunamadığı için fazla tercih edilememekte. Biz de ışınım sensörlerimizin kalibrasyonunu IEC standartlarında belirtildiği gibi AAA sınıfı bir sun simülatör ile Almanya'dan akredite bir kuruluştan aldığımız referans hücre ile
tek seferde birden fazla ışınım sensörünü kalibre ederek tamamlıyoruz. Bu kalibrasyonların sertifikaları da ürünlerle beraber kullanıcılara, müşterilere ürün beraberinde gönderilmektedir. Bekir Bey, sonuçta elektronik bir kart üretiyoruz. Bu kartların garanti süreleri nedir diye çokça sorulacaktır eminim. Bunlarla ilgili bilgi rica edeceğim. Bir de satış sonrası hizmetleriniz, ürünün devreye alması, problem çıktığında yedek ürünün, yeni ürünün gönderilmesi gibi süreçlerden bahseder misiniz? Tabii ki. Işınım sensörlerimiz için ve diğer bütün ürünlerimiz için çok hızlı bir şekilde servis hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetler işte kullanıcı hataları dışındaki, yani kullanıcının bariz hataları dışındaki bütün problemlerde hızlı sorun giderme noktasında müşterilerimize destek oluyoruz. Ürünlerimiz bildiğiniz gibi kendi fabrikamızda üretildiği için yedek parça noktasında, stoklu ürün noktasında herhangi bir problem yaşamıyoruz. Ayrıca satış sonrası olarak ürünlerin devreye alınması hizmetlerinde müşterilerimize uzaktan destek sağlayabiliyoruz. Teknik servisle alakalı teknik soruları olduğunda müşterilerimizin hızlı cevaplar verebiliyoruz. Ürünlerimiz için 5 yıl garanti süremiz vardır. Kullanıcı hataları dışındaki problemlerde 5 yıl garanti süresi geçerlidir. Kerem Bey, bu kullandığımız, ürettiğimiz ürünlerin bir sensör seti olarak Türkiye'de bizden başka bir üreticisi yok. Bizim de diğer yurt dışı rakiplerimize göre en avantajlı, en ön plana çıktığımız noktalardan birisi de hızlı servis hizmetleri noktasıdır. Ürünlerimizi kendi fabrikamızda ürettiğimizden dolayı müşterilerimizin, kullanıcıların yaşadığı herhangi bir problemde hızlı bir şekilde teknik destek hizmeti ve teknik servis hizmetlerini sağlayabiliyoruz. Ürünlerin aynı zamanda uzaktan kurulum hizmetlerini, telefonla teknik destek hizmetlerini de müşterilerimize sunuyoruz. Peki Bekir Bey, siz bir Ar-Ge firmasısınız ve sensörler üretiyorsunuz. Peki şu an üzerinde çalıştığınız, bize ipucu verebileceğiniz yeni bir ürün var mı? Tabii ki Ar-Ge çalışmalarımız sürekli devam ediyor Kerem Bey. Bunlardan en yakın zamanda olan çıkacak ürünümüz ise genellikle çatı projelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olan ikili ışınım sensörü ürünümüzdür. Bu ürünümüz aslında hem çatı projelerinde, çift yönlü projelerde iki ışınımı aynı anda hesaplayabilmek, aynı anda ölçebilmek için farklı yönelimlerdeki ışınımları hesaplayabilmek ve aynı zamanda farklı yönelimlerdeki panellerin sıcaklıklarını ölçmek için kullanılan, tasarlanan bir üründür. Yani doğu batı bir çatımız var diyelim. Doğudaki ışınım, batıdaki ışınım, doğudaki sıcaklık, batıdaki sıcaklık ayrı ayrı tek bir ekranda görebiliyor olacağız. Doğru mu? Evet, kesinlikle öyle Kerem Bey. Bu zaten özellikle performans oranının, yani GES projelerindeki performans oranının hesaplanmasında büyük bir problem. Çünkü genellikle GES projelerinde performans oranı tek bir ışınım verisine göre hesaplanıyor. Ancak müşteriler tabii ki çift yönlü sahalarda iki farklı ışınım yönü olduğu için diğer yöndeki panelleri etki eden ışınım farklı, diğer yöndekiler farklı olduğunda performans oranının hesaplanmasında bir karmaşa yaşanıyordu. Biz de bunun önüne geçmek adına performans oranını hem doğu yön için hem de batı yön için ayrı ayrı hesaplatacak iki tane ışınım sensörünün yer aldığı bir sistem geliştirdik. Bu ürün aynı zamanda albedometre olarak, yani bildiğiniz gibi paneller çift yönlü üretime başlandı ve çift yönlü panellerde yerden yansıyan ışınım verisi de ölçülüyor. Bunun için de albedometre denilen cihazlar kullanılıyor. Bizim bu ikili ışınım sensörü projemizde yine iki tane ışınım sensörü olduğu için bunlar birbirine ters bir şekilde birleştirilerek hem güneşten gelen ışınım hem de yerden yansıyan ışınım aynı anda ölçülebiliyor. Ayrıca bu ürün iki tane hücreden oluştuğu için bunlardan biri temiz tutularak, biri de kirli tutularak ikili ışınım sensörü bir toz sensörü görevinde de kullanılabiliyor. Kirlilik oranı da hesaplanabiliyor bu ürünle beraber. Işınım sensörümüz içerisinde ışınım sensörünün üzerindeki hücrenin sıcaklığını ölçen dahili bir sıcaklık sensörü vardır. Ve bu sensör kutu içerisindedir. Bazı rakip firmalar bu sensörün dışarıda kullanılan, yani GES'lerdeki panellerin sıcaklığını ölçmekte kullanılan sensörle aynı işi yaptığını söylüyorlar.
Ama bizim fabrikamızda yaptığımız testler sonucunda hücre sıcaklığını ölçen sensör ile harici olarak panellere bağlanan sıcaklık sensöründen alınan verilerin birbirinden çok farklı olduğunu ve bu sebeple harici panel sıcaklık sensörünün kesinlikle kullanılması gerektiğini müşterilerimize söylüyoruz. Bunun dışında ışınım sensörü ile birlikte ortam sıcaklık sensörü, rüzgar hız sensörü, rüzgar yön sensörü, panel sıcaklık sensörü gibi sensörlerde GES projelerinin verimliliğinin tam anlamıyla doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için kullanılması gereken ürünlerdir. Kerem Bey, ürünlerimizin elektronik kartları, gömülü yazılımları dışında mekanik yapıları da tamamen fabrikamızda üretilmektedir. Fabrikamızda ürünlerimizin mekanik yapıları UV dayanım testleri, suya dayanıklılık testleri gibi farklı testlere tabi tutulmaktadır. Yapılan bu testler sonucunda ürünümüzün IP68 koruma sınıfına sahip olduğu kanıtlanmıştır. Evet, bugün Arges'in makinadaydık. Seven Sensor ürünlerini inceledik. Sağ olsun Bekir Bey, zahmet verdik kendisine. Bayağı detaylı bir şekilde bize anlattı. Neden bu ürünler tercih edilmeli? Türkiye'de üretildiğini altını çizerek anlattık. Üretim aşamalarını, garantilerini, sertifikasyonlarını çok detaylı bir şekilde paylaştık videoda. Umarım izleyenler için oldukça faydalı olacaktır. Bu noktada da son sözü Bekir Bey'e vermek isterim. Özellikle eklemek istediği bir şey varsa videoyu o şekilde kapatalım. Öncelikle ben ziyaretiniz için çok teşekkür ederim Kerem Bey. Bunun dışında eklemek istediğim nokta olarak sensörlerin kullanımı, GES'lerde özellikle sistemin performans oranının belirlenmesinde ve verimliliğinin arttırılmasında çok önemli bir nokta. Biz bu noktada bütün üreticileri ve kullanıcıları sensör kullanımının teşvik edilmesine gerektiğine inanıyoruz ve bunların kullanılması gerektiğini söylemek istiyoruz. Çok teşekkürler bilgiler için. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.